çoktan bir yayın yapamıyoruz seninle. Arada mevsimler değişti Fenerbahçe üzerinde biliyorsun. Yani Göztepe maçı, Trabzon maçı. Kışı yaşadık, yazı yaşadık. Şimdi tekrar kışa döndü mesele. Sen nasıl görüyorsun abi bugün karşılaştığın Fenerbahçe'nin son durumunu? Yani hepimiz gibi benim de tabii ki moralim bozuk. Kimse böyle hayal etmiyordu bugünkü maçın geçmesini ama ben biraz daha farklı açıdan değerlendirmek istiyorum durumu. Aslında hani herkes, hepimiz burada iyi niyetle teknik, taktik, futbol konuşuyoruz ama aslında farkında olmadan tuzağın içine çekiliyoruz, düşüyoruz gibi geliyor bana. Ben düne dönmek istiyorum. Dün Galatasaray lig sonuncusu Ankara Gücü'ne yenildi. Ama kimse yani ne sosyal medyada ne de başkanından yöneticisine, antrenöründen futbolcusuna kadar kimse bu konuyu konuşmadı. Herkes Mustafa'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda nasıl işte dirseğe kafa atıldığını falan gibi şeyler konuşuyor. Yani adamlar şunu yapıyor arkadaşlar, bakın şampiyonluk, ben artık şunu gördüm, 42 yaşındayım ve 89 yılından beri de aklım erdiğince futbolu takip etmeye çalışıyorum. Maalesef ki futbol sadece bizim burada yapmaya çalıştığımız gibi teknik ve taktik açıdan belli noktalara gelerek şampiyonluklar kazanılmıyor. Şampiyon olan takımın en başta psikolojiyi ve algı yönetimini çok iyi yapması lazım. Dün adamlar bunu yaptı ve bugün de bence karşılığını gördüler. Yani o kadar Ankara Gücü hakkıyla gerçekten yani hiçbir hakemin müdahalesi olmadan bir maç kazandı. Ama adamlar doktorundan masörüne, başkanından futbolcusuna kadar herkes çıkıp Galatasaray'ın hakemler tarafından doğrandığını, operasyon başladığını ve bu konuyla ilgili eli kalem tutan, ağzı laf yapan herkesin bir şeyler söylediğini gördüm. Şimdi Öküm, bugün bakıyorum, bir şey sorabilir miyim Öküm? Bugün neyin karşılığını aldılar abi? Onun şeyinde. Yani hakemlik bir durum olduğunu ben zannetmiyorum bugün. Abi bugün tartıştık bunu. Yani Novan yaptığı pozisyon penaltı yani abi. Şimdi adam vermedi. Altay'ın altı yaptığı da abi. Yani orada attığı çıkarken boşa çıktı. Yüzüne vuruyor. Ya, şimdi arkadaşlar bakın ne olur tuzağa düşüyorsunuz. Şimdi Galatasaraylılar veya bizim rakibimiz bunu böyle değerlendirmiyor. Adamlar kendilerince yorumluyorlar olayları. Ha diyorsanız ki burası Norveç. Evet biz aklımızın kestiğince, kafamızın erdiğince doğruları konuşacağız. Eyvallah, hiçbir sözüm yok. Ama burada iş maalesef böyle yürümüyor. Hani bunu gördüğümüz zaman biz şampiyonluğa hazır bir camia oluruz. Bunu görmediğimiz takdirde işte böyle sosyal medyada biri Erol'un istifasını ister, biri bilmem Ozan'a söver, birisi Mesut'u niye transfer ettik der. Ama adam diğer taraftan en ufak bir pozisyon. Ya Fatih Terim, hani severiz veya sevmeyiz, bu ülkenin bir gerçeğidir. Adam çıkıp canlı yayında santraforlarının kırmızı kart gördüğü pozisyonda kafasını dirseğine çarptırdı gibi bir laf kullandı ya. Ama biz burada hakem ne yaptı diyoruz mesela. Ha, Öyküm ama bak bir şey söyleyeceğim kardeşim. Amacım ikili tartışmaya girmek değil de şunu söylemek lazım. Abi burada sahne yönetimin adamlar dün akşam teknik direktöründen başkanına, ikinci başkanından as başkanına, diğer tarafı yangın yerine çevirdiler. Yani şimdi burada bizim tuzağa düşüp düşmemizden daha ziyade bak Sivas Spor bir açıklama yaptı bugün. Deklarasyon yayınladı. Dedi ki kardeşim önümüzdeki hafta Galatasaray maçında endişe duyuyoruz. Ya benim yönetimim evet, özellikle bunu yapmıyor abi. Evet. Yani benim yönetimim bu yönetimden rol çalmaktır. Benim yönetimim, teknik direktörüm, benim sportif direktörüm, benim ikinci başkanım o zaman bugün sabahtan hakeme karşı algı operasyonu yönelik abi bir net başlatma yapacaktı. Şimdi bak bu akşam da konuşan kimse yok. Şimdi ben abi yok işte ama biz de konuşmuyoruz işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır biz abi, de konuşursak adamlar da aynı şeyi konuşacak. Serkan şu konuda haklı, bak Serkan şu konuda haklı. Ben bugün abi şöyle bakarım. Fenerbahçe girdi 2-0 geriye düşebilirdi abi. Yani bu penaltıyı verse Pelkas'ın şeyin penaltısı, Novan penaltısını maçı kurtarma şansın yok. 2-0'dan sonra ondan sonra otobüs çekeceklerdi abi. 3'e 4'e gidebilirdi maç. Fenerbahçe'nin bugün kaybetmesinin temel sebebi hakemden ziyade 60 dakika oynanan kötü, bilinçsiz, temposuz oyun abi. Yani sen 1-0'da tutmuşsun oyunu. Belki de ilk golden sonra Göztepe maçının aynısını yaşadık Öyküm ya. Göztepe maçının aynısını yaşadık kardeşim. Yani 65-70 dakika pozisyon bulamadı bu takım. Yani sen orada artık hamleni yapacaksın. Bu hamleyi yapmak için 50-55'i beklemeyeceksin abi. Çekeceksin abi oyuncularını. Abi, alacaksın. Bak oyuna müdahale edeceksin. Gerekirse üstüne döneceksin. Çift forvet döneceksin dediği gibi Volkan'ın. Ceza sahası çünkü 5 kişi oluyor bunlar. Yani ha bak hala futbol iklimi olmayan bir ortamda futbol taktik konuşmaya çalışıyorsun abi. Bak ben anlamlandırmakta zorluk yani çekiyorum. Öyküm. Abi ben Öyküm abi çok tanımıyorum. Şey anlamında söyleyeceğim. Bizim burada hakem dememizin Fenerbahçe'ye hiçbir yararı yok ki. Yani hakem konuşsa ben de konuşabilirim. Ben zaten hakem deriz ama
Yani bu kendinizi kandırmak gibi geliyor bana. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Ha, Barış da geldi. Kardeşim hoş geldin. Ya ben Kadıköy'de neden pozisyon üretemeyen, neden ofansif anlamda rakibine üstünlük sağlayamayan bir Fenerbahçe var? Bunu teknik olarak anlamaya çalışıyorum abi. Hakem, şimdi bak, bu Kadıköy'de oynanan maçlar, hakem hataları tabii ki var. Ama bugün artısını eksisini vurduğun zaman abi çok net. Doğan penaltısı penaltı dese kimse gıkını çıkaramaz abi. Şeyi atması lazımdı. Freddy'yi atamadı. Çift sarıdan. Çok net. Son dakikada Pelkas'ın pozisyonu %100 penaltı. Çok net. Ama dönüp baktığınız zaman... Olay bu abi. Abi olay bu zaten. Ha, ama onların aleyhine de hata yaptı abi. Yani şimdi çıkıp Antalya Sporlu herhangi biri boşa çıktığı zaman abi Altay adama yumruğu geçirdiğinde buna penaltı verirse dese diyebilir. Yani maç belki 2-3'e gidecek abi. Fenerbahçe'nin problemini bugün veya yarın, tabii ki hakem hataları problem ama abi şeyde aramamız lazım. Oyun sisteminde ve oyun anlayışında aramamız lazım. Çünkü orada çözüm. Deplasmanda kazanıyorsun kardeşim. Deplasmanda bu hakemlerle kazanıyorsan, içeride kazanamıyorsan problem biraz oyun sistemiyle ilgili. Bak onu çok net söyleyeyim. Sen benim nasıl baktığımı biliyorsun meselelere. Ama mesela bu maç özelinde lafa şöyle başladık. Bu maç özelinde Fenerbahçe'nin rakibi pozisyon anlamında üstünlüğü son derece var. Hani maçın kopma anını geçiyorum. Hani en son Podolski'nin falan veya işte diğer adamın rakibin kaçırdığı pozisyonu bir kenara koyuyorum son 5 dakikadaki. Adamlar bir kere geldi, gol attı. Fenerbahçe'nin de sayısız gol pozisyonu var bana göre. Özellikle son değişikliklerden sonra. Evet. Yani pozisyon üretme anlamında bir sıkıntı yaşamadık özellikle ikinci yarı. Hani için teknik tarafında evet ilk yarıda biraz sıkıntı yaşadık ama o da teknik bazlı değil bence. Tamamen Tisserand'ın her zamanki gibi yaptığı bir asisten dolayı tamamen zor duruma düştük. Yani zaten Ersun Hoca da ilk yarıda bir gol bulmayı planlamıyordu. Şapkadan tavşan çıktı. Erol Hoca da bir gol yemeyi planlamıyordu. Ama bir tane atarsam diye bir oyun kurgusu içerisindeydi. Hani hep Ersun Yanal otobüsü çekti. Maçın birinci dakikasında çekti otobüsü. Ama çekeceğini biliyorduk. Gördük. Dün Galatasaray'ın ortalığı yangın yerine çevirmesi. Zaten Fenerbahçe maçı öncesinde hakemler üzerinde baskı kurması meyvesini verdi diyor. Ben topu Barış'a... Aynen öyle. Ya, çok özür dilerim Barış kardeşim. Son olarak şunu söyleyeceğim. Sonra serbest bırakacağım ortamı. Şampiyonu algı yöneten belirliyor arkadaşlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa burada Fenerbahçe'nin tekniğini, taktiğini, hangi oyuncu niye oynattı, oynatmadın, herkes kendine göre konuşur. 5 kişi varsa belki de 5 ya da 3 tane farklı sonuç çıkar. Ben onu anlatmaya çalışmıyorum. Ben diyorum ki bu adamlar dün bizden daha kötü futbol oynadılar. Ligin sonuncusuna yenildiler. Ama işi öyle bir noktaya getirdiler ki hakları yenen kendileriymiş gibi. Hani kimse onlardan çıkıp da şunu söylemedi bizim gibi. Evet, Mustafa Muhammed haklı olarak atıldı kardeşim, adama dirsek attı demedi. Biz bunu diyoruz. Biz bunu dediğimiz için de şampiyon olamıyoruz. Erol Hoca'nın bu maçta Mesut'u kestiğini. Düşünün bir ya. Ne olurdu? Bunu yaptığı zaman tepki almayacak büyüklükte John Benjamin Toşaklı'lı olan bir hoca getireceksin o zaman. Yani bundan korkuyorsan sen, ya da Mesut Özil'i getirmeyeceksin. Bak kamuoyu algısı, medya yönetimi falan konularında hepinizden daha çok konuşan, en çok da konuşan muhtemelen benim. En çok kızan, işte evet kamuoyu yönetmek, kamuoyu algısını yönetmek lazım falan diyen, medyadaki Galatasaray tetikçilerini işte biraz dağıtmak lazım, kendi adamlarımızı yarıştırmak lazım. Bunların hepsinden bahseden benim. Bugün çok açık söylüyorum, biz maçı yenecektik. Ben de maçtan sonra Fatih Terim'i affedersin itin götüne sokan bir video yapacaktım. Eğlenecektim kendi adıma. Oradan muhabbet yürütecektim falan. Şu an hiç yapasım yok. Çünkü ya kusura bakma. Evet, dediklerinin hepsini yaptı Galatasaray dün. Senenin başından beri yapıyorlar. Hiç hak etmedikleri bir sürü maç kazandılar. Mağlubiyetlerinden sonra futbolları konuşulmuyor çünkü algıyı çok güzel yönetiyorlar falan, doğru. Ama bugün gördüğümüz şey, ne bileyim Göztepe maçında gördüğümüz şey... Ya biz burada ne konuşursak konuşalım. Ortada ciddi manada bir Fenerbahçe'de liderlik ve yönetim eksikliği var. Bu hem teknik olarak, yani yayına geç katıldım ama başından beri seviyorum. Volkan kardeşim de çok güzel saptamalarda bulundu. Alper de çok doğru şeyler söyledi. İşin teknik ve taktik kısmıyla alakalı. Hepsi %100 doğru. Bence bunların hepsi tek bir şeye bağlanıyor. Bundan 2 hafta önceydi. Sahada gördüğümüz şeyi herhangi bir teknik direktör istiyor. Bunun için talimat veriyor olamaz dedim. Yani mesela bir Göztepe maçında herhangi bir teknik direktör kalkıp da orta yapmaya devam edin demez. Caner Erkin 15 tane orta yapmış, bir tanesi başarılı. Takım 30 tane orta yapmıştı, toplam 7-8'i başarılı. Bunu bir teknik direktör istemez. Fenerbahçe teknik kadrosu nasıl bunu göremiyor diye sormuş Berk.
Ben dedim ki ya görüyor tabii ki ya. Görmemesi mümkün değil. Teknik direktör lisansı olan herkes bunu görür. Problem Fenerbahçe teknik kadrosuyla takımı arasında bir kopukluk var. Bu Galatasaray algı... Abi oyun sistemine inanmıyor oyuncular. Çok ne söyleyin. Abi hiçbir şeye inanmıyorlar. Katılıyorum abi. Taktiğe de inanmıyor. Abi zevk hiçbir şeye inanmıyorlar. Oyuncunun. Ve yani bu Galatasaray'ın yaptığı algı yönetim falan başarılı oluyor olmuyor. Onlar kendi yollarında ilerliyorlar ve iğrenç şeyler yapıyorlar. Haklısın. Çok haklısın. Ama bizim baş ettiğimiz şu anda baş etmek zorunda kaldığımız ana problem maalesef bu değil. Ya bak. Barış. Çok özür dileyerek. Çok kısa bir hani tiradımı bitireyim ondan sonra böleceğim yeniden size lafı. Sinirliyim çünkü. Bakın abi Göztepe maçında rezil bir şey seyrettik. Akılla mantıklı açıklanacak. Ardından yönetim Samandıra'ya kamp kurdu 3-4 gün. Ne oldu kapalı kapalı ardında bilmiyoruz ama işte toplantılar yapılmış. Oyuncularla konuşulmuş. İşte Caner Erkin bir kadro dışı bırakıldı mı bırakılmadı mı hala belli değil ama yok ortalıkta. Bir şeyler oluyor, tamam mı? O 3-4 günlük bir şeylerin sonucu takımdan bir reaksiyon aldık ve Trabzon maçında bu sene hiç görmediğimiz sakinlikte ve akıllı bir pas oyunu oynadık. Öyle rakibin oyununu bozan, rakibin ayağını bozan, hani presi dağıtan falan bir pas oyunu oynadık. Sosa'nın liderliğinde. İşe yaradı. Aa dedik lan tamam ya, takımdan bir reaksiyon aldı. Oh dedik, yönetim çekildi Samandıra'dan. 3 gün sonra bugün sahaya çıkıyor Fenerbahçe ve mıy 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 bir abuk sabuk bir yan pas oyunu. Gene saçma sapan bireysel hatalar, gene kafasına göre nerede oynadığı, hangi mevkide oynadığı belli olmayan oyuncular. Gene sahaya çıkan 11'de bir sürü eleştiriyoruz bir saatte saçmalıklar. Ya bakın bu 3 maç özellikle sezon geneliyle birlikte değerlendirince bana bir şey anlatıyor. Fenerbahçe'nin maalesef, ben Erol Bulut hala da bir gün iyi bir hoca olacağına inanıyorum. Ama bu sene bu Fenerbahçe kadrosuyla bu takımla uyum sağlayamadı. Bu yönetimden desteği belki alamadı. Bugünün ortamında olamadı. Ve biz Evrolup'la devam edersek bu sene şampiyon olamayacağız. Çünkü bir maç kazan, bir maç beraber kal. İki maç kazan, bir maç geri. Hani Mehter takımı gibi. İki ileri bir geri. Evrolup'la bu sene olmayacak. Volkan'a topu atacağım. Çünkü Caner üzerinden şunu söyleyelim. Biz geçen hafta herkes Caner'i lanetledi abi. Ve hani Clubhouse yayınlarında da herkes şunu eleştiriyor. Caner orta sahadan orta yapıyor. Sen de aynı şeyi söyledin. Abi evet, şu Caner'in ayağına geldiği anda atak bitiyor çünkü. Hayır abi. Hayır, Fenerbahçe kapalı savunmayı açamadığı için çaresizce, yani topu ayağına aldığında Fenerbahçe futbol takımı ne yapacağını bilmiyor abi. Bak. Tamam da bunun kararını verecek oyun insan Caner değil. Caner fazla inisiyatif alıyor. Güzel bir oyun oynuyor. Orada da Caner inisiyatif alıp abi şişirmeye çalışıyor. Bak bugün ya, yanlış ama işte. Ya takım oyuncusu olması lazım. O inisiyatifi hocanın alması lazım. Anlıyor musun? Caner'in suçu değil. Ki bugün zaten hoca öyle oynadı. Aslında Caner bugün belki de gerçekten sahada olsaydı fayda olabilirdi. Çünkü özellikle son yarım saatte Fenerbahçe kanatlardan içeriği de ikiledikten sonra içeriği dolduraraktan hücum gol şansı bulmaya çalıştı. Bugün abi bence bugün de öyle. Volkan'a topu şöyle atacağım. Bugün Fenerbahçe'de dökülen çok oyuncu vardı ilk 60 dakikada. Takım halinde kötüydü ama Ozan Tufan'ı ayrı bir yere koymak lazım. Ozan Tufan'la ilgili şimdi arkadaşlar da timeline'de yazıyorlar. Ben de aynı şeyleri düşünerek bunu söylüyorum. Bir kere bir 8 numaranın abi, yani o arkada 10 numaranın arkasında bir yarı playmaker olacak. O box to box oyunu oynayacak ve top pas kalitesi iyi olacak bir oyuncu olması lazım ki Mert Hakan Yandaş'ta geçen hafta bunu harika bir şekilde gördük. Yani bozuk saatin günde iki kez doğruyu göstermesi gibi. Ya inanılmaz oynadı o 8 numara oyunu. Ozan bugün her topu rakibe verdi. Ozan'daki bu düşüş ve düşen oyuncudaki ısrar. Ya Fenerbahçe çok şey kaybettirmiyor. Volkan sen nasıl görüyorsun? Abi bugün oynayacak başkası yoktu bugün özelinde. İrfan yeni geldi. Hani ısrar dedin ya. Geçen hafta zaten kesilmişti. Bugün mecbur oynadı yani. Bugün Mert Hakan olsaydı yine oynamazdı Ozan bence, ya da İrfan hazır olsaydı belki de oynamazdı. Ozan zaten genel anlamda dediğin gibi pasörlüyle değil de daha çok dinamizmiyle, vücut yani fiziksel kalite ilçesiyle oynuyor. Covid'den sonra bir Ankara gücü maçı var. Ondan sonra iyi top oynamadı. Ya baskette de var bu, Covid'den sonra Bartel kötü oynadı farkındasınızdır. Caner de Covid'den sonra iyi top oynamaya başladı. Bunu çok görmezden gelmemek gerekiyor. Ozan da mental problemlerini aşamamış. Aşsa daha farklı boyutta olacak bir oyuncu. O yüzden düşüşte yani oyuna atmıyordu zaten. Bugün için zorundaydı. Bugün de iyi oynamadı zaten. Çıktı. Yani Fenerbahçe, ben bugün Caner'in, Öyküm abinin dediği gibi olsaydı çok iş yapabileceğini düşünüyordum. Çünkü farkındaysanızdır Tiam'ın pozisyonu yandan gelen bir orta. Sisse'nin aynı şekilde. Bunu en iyi yapan oyuncun Caner'di. Bugün olsaydı o ikili üçlü, hatta üç forvetle oynadığımız bir dönem var yanlış hatırlamıyorsam.
iş yapabilirdi ama bir şekilde şimdilik Caner uzaklaştırıldı. Neden olduğunu tam bilmiyoruz. Ya ben